Çapa Marketler Zinciri Ana Haber Bülteni sunar. Haberin Merkezi, Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Evet, Erzurum'da dün akşam üzücü haber geldi sevgili izleyiciler. Erzurum'da akraba iki aile arasında çıkan tartışmada iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Olay dün saat 20.30 sıralarında Hınıs ilçesi Bellitaş köyünde meydana geldi. İddiaya göre iftar sofrasında toplanan akraba iki ailenin çocukları arasında tartışma yaşandı. Aile fertlerinin de karışması üzerine tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada şüpheli Şeykan'ın tabancasını ateşlemesi üzerine Veys Demirpolat, Murat Demirpolat ve Nuri Demirpolat vuruldu. Olay sonrası Murat ve Veys Demirpolat kaldırıldıkları Hınıs Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti. Yaralı Nuri Demirpolat da Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ŞK'yı gözaltına aldı. Sırada bir başka ilginç haber. Erzurum'da hastanenin yoğun bakımında yaşamını yitiren nişanlı kız Ergül Doğan'ın cep telefonunu çalan temizlik görevlisi Mehmet ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde trafik kazasında yaralanıp sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşamını yitiren nişanlı kız Ergül Doğan'ın cep telefonunu çaldığı suçlamasıyla yargılanan hastane temizlik görevlisi Mehmet ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza 3 Mart 2012 günü Doğu Bayazıt'ın ilçesi Çaldıran yol ayrımında meydana geldi. Abdülmenaf Uçar yönetimindeki 25FS888 plakalı otomobil Doğu Beyazıt'tan Ağrı yönüne giderken iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp refüjdeki yön levhalarına çarptı. Sürücü Abdülmenaf Uçar kaza yerinde öldü. Eşi Naime Uçar ve oğlunun nişanlısı Ergül Doğan yaralandı. Ağır yaralı olan Ergül Doğan, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Erzurum'da yoğun bakım servisine alınan Doğan'ın üzerindekiler çıkarılarak yakınlarına teslim edildi. Kazadan 4 ay önce nişanlanan Vediyadin ilçesinde bir bankada çalışan Ergül Doğan, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtulamadı ve 19 gün sonra yaşamını yitirdi. Nişanlısının altın kolye, künye ve cep telefonunun olmadığını fark eden Oral Uçar ise polise başvurarak şikayetçi oldu. Cep telefonunun olay günü yoğun bakım servisinde Ergül Doğan'ın kıyafetlerini çıkaran temizlik görevlisi 43 yaşındaki Mehmet S. tarafından alındığı tespit edildi. Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Mehmet S. hakkında kişinin malını koruyamayacak durumda olması veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık suçundan dava açıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Mehmet S. trafik kazası nedeniyle yoğun bakıma getirilen kadının üzerinden kıyafetleri çıkararak yakınlarına teslim ettik. Olaydan 2 gün sonra hastane bekçisi acil servis önünde bir cep telefonu buldum. Bu cep telefonu kullanması için kardeşime verdim. Ergül Doğan'ın cep telefonunu çalmadım. Beraatimi istiyorum dedi. Mahkeme yaralı olarak getirilen kişinin malını koruyacak durumda olmadığını belirterek hırsızlık suçu işleyen Mehmet S'yi 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Dosya onaylanması için Yargıtay'a gönderildi. Evet, gerçekten de ilginç haber. Cep telefonu ve hırsızlık olayı tabii. Geçelim siyasete sevgili seyirciler. Adalet ve Kalkınma Partisi kampanyaların daha etkin olması için Ramazan bayramının hemen ardından belediye başkan adaylarını kamuoyuna duyurmayı amaçlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin provası olarak gördüğü mahalli seçimlere sıkı hazırlanıyor. Halkın mahalli idarelerinden beklentileri ve istedikleri isimler konusunda il il 3 farklı araştırma ile saha taranırken kamuoyu liderlerinin de kanaati alınacak. AK Parti teşkilatı ile temayül yoklamasının yanı sıra il milletvekillerinin de muhtemel adaylar konusunda görüşleri alınacak. Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca hazırlanan çalışmalar daha sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda toplanacak, partinin en üst karar organlarında değerlendirilecek, son karar verilecek. Gözler ise büyük şehirlerde adaylık ipini kimin gösterileceği üzerinde.
Parti yönetimi henüz büyük şehirlere yönelik bir isim çalışması gerçekleştirmedi. Çalışmalarda sadece halkın mevcut yönetimlerden memnuniyeti ve beklentileri ölçüldü. Edinilen bilgilere göre AK Parti Ramazan Bayramı sonrasında Ağustos ayı içerisinde adayların kamuoyuna açıklamaya başlayacak. Belediye başkan adaylarının erken açıklanmasına gerekçe olarak geçtiğimiz aylarda yasalaşan büyükşehir düzenlemesi gösteriliyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde bu düzenleme ile belediye sınırlarının il sınırlarına genişlediği, kampanyaların daha etkin olabilmesi için de adayların erken açıklanması gerektiği üzerinde duruluyor. Milletvekilleriyle teşkilatların da talebinin adayların erken açıklanması yönünde olduğu belirtiliyor. Büyükşehir Belediyesi Mahallebaşı semtinde Ramazan ayı etkinliği düzenledi. 23 Temmuz İlköğretim Okulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte semt sakinleri keyifli bir Ramazan gecesi yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Mahallebaşı semtinde Ramazan ayı etkinliği düzenledi. 23 Temmuz İlköğretim Okulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte semt sakinleri keyifli bir Ramazan gecesi yaşadı. Kaygıdır yaklaşan. Evet geldim. Bak orada bir okul var, görüyor musun? Evet gördüm. Ha, 23 Temmuz okulu. O okulun kapısını kola bile alamazsın. Git arkaya. Git arkaya. Ya ben bir de cevap veremedim. Alkış. Ya. Bir dakika. Benim de cevabım var. O zaman kadınlara kalkan eller kırılsın. Buna ben de alkışlarım. Sağ olun çocuklar, sağ olun. Aferin Karagöz'ün, her şeye cevap verdin. Eşeğin öcünü de aldım, ben gidiyorum şimdi. Nereye gidiyorsun? Ya gezmeye böyle etraflıca, her yeri gezeceğim anca hocam. Beni bekle, ben de geleyim. Gel o zaman. Geliyorum. Bir dakika, gel. Bir çocuklara bir el sallayalım yahu. Aa, görüşürüz çocuklar. Çocuklar güle güle. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Meddah gösterisiyle başlayan Ramazan ayı özel eğlence programında çocuklar köpeklerin akrobasi hareketlerini ilgiyle takip etti. Ramazan oratoryosu yer aldığı sahnede semah gösterisi vatandaşları büyüledi. Erzurum'un yetiştirdiği ses sanatçılarından biri olan Selami Durmuş ile ünlü saz üstadı Erdal Beyazgül'ün Anadolu ezgilerini seslendirdiği gecede vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Şair Ahmet Coşkun'un şiirleriyle renklenen etkinlikte mahalle başı sakinleri ilk kez ayaklarına kadar gelen eğlence programından ötürü Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Vatandaşlar Başkan Ahmet Küçükler'in kendilerine yaptığı jestten ötürü mutlu olduklarını ifade ederek şehirdeki eğlence etkinliklerinin kentin diğer bölgelerinde de yapılması gerektiğini belirtti. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanı Ümit Bingöl üyelerinin rahatı için büyük projeler hazırladıklarını ve yakın zamanda halka duyuracaklarını açıkladı. Türkiye Emekliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı'na seçildikten sonra değişik projeler üreterek üyelerine kaliteli hizmet anlayışını getiren Ümit Bingöl, bir bankayla anlaşarak emeklilere konut yapımı gerçekleştirmenin gayesi içerisinde olduklarını söyledi. Konut yapımına gireceğiz. Genel merkezimizin de çok büyük şeyini bekliyoruz bunda. Desteklerinizi zaten bekliyoruz, aldık.
300 lirayla 500 lira arası emekli aynı kira öder gibi. Peki para falan yok. Öder gibi ev sahibi olacaklar. Bunu bir müjdeleyeyim emeklilerime. Yalnız bunların üye olması şart. Denizbank sponsorluğuyla yapıyoruz bunu. Şimdi bana biraz önce söylediniz, üyelerinize ne yapıyorsunuz Ramazan'da? Ben iki parti şey dağıttım, Ramazan kolisi dağıttım. İnşallah makbule geçmiştir. Halen daha da devam ediyorum inşallah. Ne kadar dağıttınız başkanım? Efendim? Ne kadar dağıttınız? Bir 200'e yakın kolisi dağıttım. Evet. Bu arada Dadaşkent Belediye Başkanımı da çok kutluyorum. Bana çok büyük bir yardım oldu bu konularda. Çok beni sevindirdi. Allah ondan razı olsun. Ve bu şeyim Ramazan bitimine kadar da devam edecek arkadaşlar. Erzurum Emniyet Müdürlüğü büyük ölçekli şirket ve kuruluşları internet üzerinde yapılan siber saldırılara karşı uyardı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada son günlerde kentte büyük ölçekli şirket ve kuruluşların verilerine ulaşabilmek amacıyla bilgisayar sistemlerine internet üzerinden çok sayıda siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Bu yönde mağduriyetlerin artması, birçok şirket ve kuruluşun hesabını bu yolla kötü niyetli kişilerin eline geçme tehlikesi nedeniyle vatandaşların uyarılmasına ihtiyaç duyulduğu belirten açıklamada, bilişim dünyasında %100'lük güvenlik bulunmamaktadır. En iyi korunan sistemler dahi zaman zaman bilgisayar korsanlığına maruz kalabilmektedir. Daha fazla bilgi için internet arama motorlarından ya da bilgi güvenliği testi yapılabilen bilgisayar güvenliği firmalarından destek alabilirsiniz. Şu ana kadar tespit edilen mağdurların ortak özelliği bilgisayar sunucularında 7 gün 24 saat açık olmasıdır. Uzaktan erişim servisinin açık olması, antivirüs yüklü olmaması, güvenlik duvarının olmaması önemli eksikliktir ve bu durumun gözden kaçırılmaması gerekmektedir denildi. Zekat ve fıtır hakkında ekibimize bilgi veren Erzurum İl Müftü Yardımcısı Muharrem İmamoğlu, fitrenin bayramın birinci gününe kadar ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi gerektiğini söyledi. Erzurum İl Müftü Yardımcısı Muharrem İmamoğlu, Ramazan bayramına kavuşan ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altında bulunan kimseler için yerine getirmekte yükümlü oldukları fıtır sadakası hakkında bilgi vererek fıtır sadakasının genel olarak vacip veya farz olarak kabul edildiğini söyledi. Zekat temizlemek ve artırmak manasına gelir ama şer'i olarak malımızdan ve bedenimizden özel bir husus üzerine çıkardığımız ve zekat olarak fakirlere verdiğimiz bir mali ibadettir. Bu ibadet hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır. Malın korunması, artması, nefsin temizlenmesi, malın temizlenmesi, büyük sevaplar, geniş rahmet, Peygamberimizin salatı, meleklerin duası, Allah'ın ve Peygamberin rızası, halkın memnuniyeti gibi, dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olma gibi birçok hikmetleri vardır. Zekat vereceğimiz insanları önce seçmeliyiz. Sırayı takip etmeliyiz. Önce fakir olan kardeşlerimiz varsa onlara vermeliyiz. Sonra kardeş çocuklarına vermeliyiz. Bundan sonra amcamız, halamız, dayımız ve teyzelerimiz gibi ve onların çocukları gibi fakir olanlarına vermeliyiz. Diğer mahremlerimizden fakirler varsa onlar tercih edilmelidir. Yani böylece İlk önce akrabamızdaki fakirlere verilmelidir. Sonra yakın komşumuzdan uzak komşumuza doğru fakirler varsa onlara, meslektaşlarımızdan fakirler varsa onlara vermeli. Zaruret olmadıkça bulunduğumuz yer dışarıda çıkarılmamalı, bulunduğumuz yerdeki fukaraya verilmelidir.
Muharrem İmamoğlu, Ramazan'ın başlamasıyla beraber fıtır sadakasının verilebileceğini, ancak uygun olanın Ramazan'ın bitiminden sonra, yani Ramazan bayramı kılınmadan önce verilmesini gerektiğine dikkat çekti. Kim namazdan önce fıtır sadakasını verirse makbul bir zekat olur. Namazdan sonra bırakırsa o bir sadaka olur, ama bizim anladığımız manada vacip olan fıtır sadakası olmasın. Ramazan orucu gökyüzü ile yeryüzü arasında muallak bulunmaktadır. Ancak yükselebilmesi için fıtır zekatının bayram namazdan önce verilmesi lazımdır. Yakutiye Belediyesi fen işleri ekipleri bugün Pelit Meydanı'nda asfalt çalışması yaptı. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte kolları sıvayan Yakutiye Belediyesi özellikle asfaltta büyük atılımlar içerisine girdi. Daha önce değişik noktalarda asfaltlama çalışması gerçekleştiren Yakutiye Belediyesi ekipleri bugün de Pelit Meydanı ve civarında asfaltlama çalışması yaptı. Halka hizmet noktasında yoğun bir çalışma sergilediklerini ifade eden Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, bu yıl yaz sezonunda asfalt çalışmasında rekor kırmayı hedeflediklerini ve ilçelerinde asfaltsız yol bırakmayacaklarını bildirdi. Sevgili izleyiciler, Büyükşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Yavuz Üncedal işi sıkı tutuyor. Yeni sezon hazırlıklarının yüksek tempoda sürdüğü Mavi Beyaz ekipte gerek yönetim ve gerekse teknik heyet gelecekten oldukça ümitli. Büyükşehir Belediye Spor'da yeni sezon hazırlıkları yoğun bir tempoda sürerken Teknik Direktör Yavuz Üncedal yapılan çalışmalarda adeta futbolcuların pestilini çıkarıyor. Teknik patron Yavuz Üncedal, tempolu geçen koşuda bu çalışmanın tamamen dayanıklılığı geliştirici bir koşu olduğunu söyledi. İncedal, bu tür çalışmalar bir futbol takımı için yıl içerisindeki dayanıklılıkların üst seviyeye çıkmasını sağlayacaktır. Futbolcularımın çalışma arzusu, istek ve takımdaşlık ruhunu geliştirme bakımından vermiş olduğu mücadeleyi kutluyorum. Futbolcularımın istekli olması bizleri de mutlu ediyor, dedi. Büyükşehir Belediyespor'un hocası Yavuz İncedal, yeni sezonda çok koşan bir takım olacaklarına inandığını belirterek, biz bu sezonda sahada çok koşan, çok çalışarak taraftarlarını mutlu eden bir takım olmak istiyoruz. İnanıyorum ki çok mücadele eden bir takım olacağız. Ekip olarak iyi işler yapmak istiyoruz, diye konuştu. Teknik direktör Yavuz İncedal, Erzurum kampının cumartesi günü yapılacak olan son antrenmandan sonra tamamlanacağını da sözlerine ekledi. Evet, günün gelişmeleriyle birlikte olduk. Yayında, yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adınıza hepinize mutlu bir gün diliyorum. Esen kalın. Çapa Marketler Zinciri ana haber bültenini sundu.